Filmlerden, çevremizden veya sosyal medyadan Bermuda Şeytan Üçgeni'ne hemen hemen hepimiz denk gelmişizdir. Peki nedir bu şeytan üçgeni? Bunu böyle önemli kılan ne? Hadi hep beraber geçmişten günümüze inceleyelim. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikan donanmasına ait 5 bombardıman filosunun 1945'te Florida'daki donanma üssünden ayrıldıktan sonra Bermuda Şeytan Üçgeni'nin bulunduğu koordinatlarda birdenbire yok oldukları anlaşılır. Bunun üzerine büyük bir deniz uçağı arama çalışmaları için yola çıkmıştır. 5 uçağın kaybolduğu yere varıldıktan kısa süre sonra kurtarma uçağının da sinyali aniden yok olur. Aynı gün birkaç saat içinde 6 uçağın kaybolmasından sonra tarihin en büyük arama çalışmaları başlatılır. Fakat uçaklara ait tek bir parça bile bulunamamıştır. Bu olayın olduğu zamanlarda ve sonrasında binlerce gemi ve uçak kaybı olayı aynı bölgede olmaya devam etmiştir. Bu bölgeye Bermuda Şeytan Üçgeni adının verilme sebebi ise Florida, Bermuda ve Porto Rico arasında bulunmasından dolayıdır. Şeytani teriminin getirilme sebebi ise muhtemelen sırrının çözülememesinden kaynaklanıyordur. Şimdi 1945'ten bu yana bilim insanlarının büyüteci altında olan bu bölge hakkındaki bulguları inceleyelim. İlk varsayım olarak kayıp kıta Atlantis'in orada bulunup kayıp kıtanın hiçbir zaman anlaşılamayan teknolojik ve manyetik aygıtlarından birinin etkisinde veya o bölgenin defalarca dünya dışı varlıkların ziyaret ettiği ve ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu iddia edilmiştir. Hatta Christoph Kolomb'un bile tuttuğu günlüklerde o bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği iddia edilmektedir. Bir başka varsayımda ise bu bölgede su altında çok büyük mıknatıs maden kaynaklarının yer aldığı ve bu nedenle de uçakların bu yoğun manyetik çekimden etkilenerek elektronik sistemlerinin bozulduğu, buna bağlı olarak da düştükleri iddia edilmektedir. Eğer böyle bir şey olsaydı gemiler neden batıyordu? Yoksa bir gemiyi bile çekip yutabilecek kadar kuvvetli miydi bu manyetizma? Eğer mıknatıs etkisi olsa ve zıt kutuplar prensibiyle gemi çekilse bile su yüzeyinde duran bir gemiyi batıracak kadar güç üretebilmesi mümkün olmazdı. Ayrıca o bölgede yapılan ölçümler aşırı veya normalin üstünde bir manyetik alan olmadığını defalarca kanıtlamıştır. Bir diğer varsayım ise deniz yüzeyinin 2000 metre altında kristal bir piramit olduğu, hatta ve hatta kimilerine göre bu piramidin boyutsal bir kapı açtığı bile iddialar arasındadır. Öte yandan meydana gelen olayların ani hava değişimleri, metan gazı çıkışı, gelgit dalgaları, sıcak su akıntısı gibi nedenlere de dayandıranlar olmuştur. Bu esrarengiz üçgen ile ilgili olarak yapılan son iddia ise uzun yıllardır devam eden araştırmaların birkaç yıl önce bir sonuç verdiği iddia edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu son iddiaya göre tüm bu gizemli olayların aslında basit bir doğal gaz cilvesi olduğu öne sürülmektedir. Yer altından fışkıran doğal gazlar sadece yüksek kara parçalarından değil deniz ve okyanus tabanlarından da çıkarlar. Çünkü deniz tabanları da üstü suyla kaplanmış alçak kara parçalardır. Ancak okyanusların derinliklerindeki bölgelerden çıkmak isteyen doğal gazlar oradaki çok düşük ısının da etkisiyle katı hale dönüşürler ve hidrat denilen beyaz bir tebeşirimsi bir madde haline gelirler. Çok derinlere dalabilen robot kameraların bu bölgedeki kar beyaz okyanus tabanını ve bazı gemi enkazlarının resimlerinden sonra konuya şu bilimsel açıklama getirilmiştir. Bu bölge Gulf Stream denilen sıcak su akıntısının da geçtiği yerdir. Tabanın bazen ısınması yüzünden bu tebeşirimsi gazlar erir ve sudan hafif oldukları için yüzeye doğru yükselirler. O anda tabandan yüzeye kadar suyun yoğunluğu azalır. O sırada oradan geçen ne varsa derin bir kuyuya düşer gibi hızla okyanusun dibine boylar. Çünkü yoğunluğu düşen su gemiyi taşıyacak kaldırma kuvvetini oluşturamaz. Gazın yükselmesi sona erince yoğunluk tekrar eski haline döner ve geride hiçbir iz kalmadan koca gemiler kilometrelerce suyun dibini boylar. Uçakların düşerek kaybolması ise yine aynı sebeptendir. Yüzeye çıkan doğal gazlar havadan da hafif oldukları için yükselmeye devam ederler. Bu kez yoğunluğun azalması bölgenin üzerindeki atmosferde oluşur. Oradan tesadüfen geçen jet motorlu veya pervaneli bir uçak hemen irtifa kaybeder ve motorları durur. Çünkü jet motorlardaki benzinin yanması için oksijene ihtiyaç vardır. Ve düşük yoğunluklu havanın içindeki oksijen miktarı motorların çalışması için yeterli değildir. Şimdilik varsayımlar bunu göstermekte. Fakat yarın bir varsayımın daha çürümemesi için bir sebep yoktur. Kim bilir, bakarsınız ileride çok daha farklı bir iddia atılır ve bu varsayım da çürüyüp gider. Video hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilir.
ve yeni paylaşımlardan haberdar olmak için alttaki butondan kanalıma abone olabilirsiniz.